Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi önümde çikolata var. Bugün sizlere kuvertür çikolata ile ikramlık çikolata yapımını göstereceğim. Belki diyebilirsiniz, çikolatayı eritip çikolata yapıyorsunuz diye. Ama kuvertür çikolata bunun için üretilmiş bir çikolatadır. Birçok işletmede de bu kuvertür çikolataları eritiyorlar, kalıplara döküyorlar, paketleyip bizlere sunuyorlar ve bu tabii ki daha maliyetli oluyor. Ama siz kendi mutfağınızdan eritip kalıplara dökerek daha uygun fiyatlara getirebilirsiniz. Bayramlarda kahvelerin yanında ikram edebilirsiniz. Hem de kendi yaptığınız çikolataları konuklarınıza ikram etmek ayrı bir hoşluk katacaktır. Kuvertür çikolatamın yarısını eriteceğim bermal usulü. Ama siz isterseniz mikrodalgada da eritebilirsiniz. Ama ben bermal usulü eriteceğim bugün. Yarısını eriteceğim. Yarısını da erittiğim çikolatanın içine katacağım ve temperleme işlemini yapmış olacağım. Belirli bir dereceye getirme işlemini temperleme işlemi diyor. Daha çoğunlukla soğuk tezgah üzerinde yapıyorlar. Ama bizim öyle bir imkanımız olmadığı için biz temperleme işleminin yarısını eriteceğim. Belirli dereceye gelecek. Ondan sonra diğerini de katacağım ve o istediğimiz dereceye gelmiş olacak. Hemen ocağımın başına geçiyorum ve çikolatamı ocağımın altına yakıyorum. Tenceremin içerisine bir miktar, şöyle göstereyim çok fazla olmadan, su koydum ve temiz bir kap, lütfen ona önem verin, kuru ve kesinlikle bir damla bile su değmeyecek çikolatanıza. Ben 300 gram çikolatanın 150 gramını kabımın içerisine alıyorum. Evet, eriyen çikolatanın içerisine hemen diğer kalan çikolatayı katıyorum ve karıştıra karıştıra eriteceğim içerisinde. Bu işlemi hemen ocaktan aldığınız gibi atın çikolatanızı. Evet, tamamen çikolatam eridi içerisinde. Bu işlem ortalama bir 5 dakikamızı alacaktır. Bu arada ben sütlü çikolata kullandım. İsterseniz beyaz çikolata ya da bitter de kullanabilirsiniz. Hangisini seviyorsanız ve azaltıp çoğaltabilirsiniz. Azaltıp çoğaltırken yarısını her zaman ayırarak eritmeyi Evet, ihmal ben bugün etmeyin. Polikarbon kalıp kullanacağım. Gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel. Bu polikarbon kalıplar daha çok profesyonellerin kullandığı kalıplar. Yani silikon kalıplarda da yapabilirsiniz. Ama tabii ki bunların verdiği sonucu hiçbir kalıp vermiyor. Çünkü bunlar dediğim gibi profesyonellerin kullandığı kalıplar. Ama biz ev hanımları ve de küçük işletmeciler için standart böyle küçük kalıplarda üretilmiş. Gerçekten çok hoş ve güzel bir görüntüsü var. Sizler de bu kalıpları almak isterseniz videomun altındaki açıklama bölümüne bir link ekleyeceğim. Oradan ulaşabilirsiniz ya da bana mesaj yoluyla ya da Instagram'dan Seval Mutfak'ta olarak ulaşırsanız sizlere yardımcı olmak isterim arkadaşlar. Hemen çikolatalarımı içine dökerek kavanozumun başlıyorum. içine bir sıkma torbası yerleştirdim. Çikolatamı içine dolduracağım. İsterseniz kaşık kaşık da doldurabilirsiniz. Hiç sorun değil. Ama bu şekilde daha rahat olacaktır. Hemen boşaltıyorum. Daha ucunu delmedim, hemen şey yapmayalım. Şöyle şöyle biraz içindeki havacıkları alalım. İyice şöyle sıkalım. Öncelikle şöyle fındıklıları yapacağım. Onları göstereyim hemen. Birazcık sıkacağım, çok değil. Biraz sıktıktan sonra üzerine fındıklarımı atacağım.
Devam ediyorum. Evet, çikolatayla doldurdum kalıbımı. Hemen şöyle birkaç kere tezgahınızın üzerine vurabilirsiniz. Biraz gürültülü olacak ama. Bu yaptığım işlem içerisindeki hava kabarcıklarının üste çıkması ve patlamasıyla. Eğer ki bunu yap ve şöyle üzerindeki fazlalıkları alıyorum. Düzgün bir zemin olması için. Ve dolabıma atıyorum. Hemen diğerine geçiyorum. Evet, diğer çikolatamı da buzluğa atıyorum. Bir 10 dakika, 15 dakika arası dolapta bekleteceğim. Birazcık donduktan sonra hemen servise geçeceğim. Evet, çikolataları bir servis tabağına aldım. Şöyle yakından da göstereyim. Gerçekten çok güzel oldular. Sizler de evinizde hazırlayıp sevdiklerinize ikram edebilirsiniz bu çikolatalardan. Şöyle fındıklının içini de göstereyim. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.